Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu renklerden size bir model hazırladım. Şu şekilde çingene pembesi 5 numara. Saks mavisi 335, 732 de yeşili ve sarı 600 bu şekilde mavide 131 numara. Gördüğünüz bu renklerin hepsinden arkadaşlar sizlere rengarenk bir model hazırladım. Tığıma da göstererek hemen modelimi gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın sizlere yine bu kolay çimenin üzerine lale hazırladım sarı ve çingene pembesinden bu şekilde hazırladım iki renkten diğer iki rengi de beraber yapacağız böyle çimenin de tülbentimin kendi rengi olan maviden yaptım arkadaşlar şöyle bakın çok hoş farklı güzel lale modelini yapmıştım bakın bu lale modelim o göz size gösterdiğim lale modelinden daha kolay yapımı daha kolay hem de daha şöyle arkadaşlar tabi o da çok güzeldi Şöyle incecik bir zariflikte var yani. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırladık. Tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Ara mesafesini 3 tane çimen bıraktım. Bakın 3 tane olduğu için direkt lalemizin yuvasıyla başlıyoruz. Tığ battımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir çekip şöyle tığımın başını 2 defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 2 ve 2 2 defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip şöyle 2 2 olarak aldım. Bakın 3 tane trabzan, 3 ilmeğimin hepsini birden kapattım. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5 6, 7 ve 8. 8 zincirimi kapattım. Bu şekilde 1, 2, 3 4 zincir. Yandaki boş olan tığ battıya girdim. Kapattım. Şimdi bakın bu şekilde yaptık. Lalemizin yuvasını. Şimdi ara suyuna çimene geçelim. Yine 4 zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım hemen tığ battığının içine giriyorum 2 ve 2 şöyle üçünü birden kapattım 5 zincir ilk trabzan arasından girip kapatıyorum bir tane tomurcuk yaptım 1 2 3 4 zincir yandaki tığ battıya giriyorum ve kapatıyorum bu şekilde bakın çimenim hazır Şimdi yine 4 zincir çekerek aynısından 2 tane daha yapıp 3'e tamamlayacağız çimeni. 4 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doluyorum. Tığ battıya girip 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Hemen şöyle 2 ve 2. Üçünü birden kapattım. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir tam ucumu kapattım tam ucumuz 5 zincir 1 2 3 4 zincir sıradaki boş olan tığ battıya girip şöyle bakın Evet iki tane oldu şimdi bir tane daha yapıp 3'e tamamlayalım yine 4 zincirimi çektim iki defa tığımı doladım yandaki tığ battıya giriyorum 2 ve 2 2 defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. 2 ve 2. üçünü birden buraya kapattım. 1 2 3 4 ve 5. Evet, İlk ve ikinci trabzanın arasına girip bu 5 zincirli tomurcuğu kapatıyorum. 4 zincir. 4 zincirle de bu üçgenimi kapatıyorum. Sık iğne ile bir sonraki tığ battıya kapattım. Evet bakın şu şekilde bakalım yaptığımız işe bakın arkadaşlar. Burada 8 tane zincirli, diğer üç tanesinde beşer tane yaptım çimenimizin tomurcuğunu. Bu şekilde devam ediyor. 3 tane çimen, bir tane yuva. Şöyle bir tane daha yuva yaparak aynı işlem çimeniyle sadece lalenin yuvası 8 zincir. Evet. 2 3 4 zincir. Şöyle iki defa doluyorum tığ battının içine girip 2 ve 2 2 defa tığımı doladım Yuvanın içine girdim 2 ve 2 3 tane olunca bakın 3 tane de ilmek tığımda 3'ünü birden kapatıyorum buraya Bu şekilde şimdi tepesine 8 tane zincir 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şöyle ilk ve ikincinin arasına girip 8 zinciri buraya kapattım. 4 tane zincir. 4 zincir sıradaki tığ battı ya. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet. Lalemizin yuvası. Hemen 3 tane çimene geçiyorum. 2 defa tığı dolayıp şöyle 2 ve 2. Hemen yandakine 2 ve 2 kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 ve 2'nin arasına girdim. Buraya kapattım. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir. Yandaki boş olana kapatıyorum. Evet bakın bu ilk çimenim. Burada 2 tane daha yapacağım. Şöyle 3'e tamamlayacağım. 3 tane de sonra da bir tane lale için bu şekilde yuva hazırlayacağım. Evet şöyle iki tane daha yapayım ben. Sonra lalemize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu 8 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve yeşil renk yapacağız lalemizi. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane bakın bu şekilde sık iğnemi yaptım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğneden sonra 7 tane de zincir çekiyorum. Hemen şöyle ters tarafına çevirdim bakın. Tığımın başını 3 defa doluyorum arkadaşlar. Bu iki de olur. Ben 3 başladığım için 3 devam ettirdim. Şöyle 1, 2 ve 3. sık iğnemin içine bakın. Bu şekilde tam orta yere şöyle şuradan sayıyorum. 1, 2 ve 3. 3. sık iğnemin şöyle tam arasından girip ilmek aldım 2. Bakın hiç ara vermeden şöyle güzel bir trabzan yapıyorum sıkı sıkı. 4 seferde 2 2 aldım şu şekilde şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum ve yine 3 defa doladım tığımı aynı yere sık iğnenin trabzan yaptım sık iğnenin içine bir tane daha sık iğne e, trabzan yapacağım bakın 2, 2 2 2 ve 2 aldım 7 tane zincir çekiyorum yine Bunu da bu sondaki sık iğnemin tepesine bu şekilde sabitliyorum. Buraya bakın mavi yuvanın içine bir sık iğne ile iniyorum arkadaşlar. Bu şekil inince daha bir oval ve güzel bir duruşu oluyor. Şimdi hiç sık zincir çekmeden dönüyorum ve bu 7 zincirimin içine sık iğne ile gireceğim. Bu bir. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincire bu şekilde 7 tane sık iğne yaptım. Bakın ortadaki yuvaya da sık iğne ile geçiş yaptım. Bu şekilde oluyor bakın kenar kısmı. Şimdi buraya üç tane zincir çekiyorum ve iki defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 bakın sıkı sıkı 2 ve 2. 3 zincir boyutunda bir trabzan yaptım. Buraya 4 tane zincir çekiyorum. Trabzanımı aralayıp kapattım. Tomurcuk yaptım. Ve yine 3 tane zincir çekip ortadaki yuvanın içine sabitliyorum. 1, 2 ve 3 zincir. Şimdi buraya 3 tane bu şekilde yapalım. 2 defa tığımı doladım. Bu 5 zincirli yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan. 4 zincir 4 zincirimi kapattım. Bu şekilde. 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir Bakın bu şekilde trabzanlarımızı hazırladık. 2 defa tığımı doluyorum şöyle 2 2 ve 2 1 2 3 4 zincir hemen trabzanın arasına kapatıyorum ve 3 zincir 3 zincirimi kapattım bakın bu şekilde şöyle geri kalan kısma sık iğne yapıyorum bu 1 2. 3 yine 7 tane yapacağız buraya 4 5 6 ve 7 hemen yuvada kapatıyorum şöyle dibine de bir zincir çekiyorum bakın arkadaşlar bu şekilde şimdi ipimizi koparalım ve yakalım Evet lalemiz bu şekilde oldu. Bakın arkadaşlar şöyle sık iğneli de olduğu için kalıp gibi bir lale oldu. Şöyle ipleri kenara alayım. Evet şimdi bir tane de koyu maviden yapalım arkadaşlar. Evet yine bu 8 zincirli yuvanın içine girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Şöyle bu bir. 7 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğneyi bu şekilde bakın yaptık. Şimdi 7 zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafına döndüm. Yine 3 defa tığımı doladım. Bakın 3 bir tarafta, 3 bir tarafta kalacak şekilde ortadaki bu 4. sık iğnenin içine giriyorum. Şöyle 2 2 Şöyle bakın sıkı sıkı kalalım. Fazla uzun olmasın ve 2. Bakın. Şöyle buraya 7 zincirden şöyle 3 dolama yaptığım bir tırabzanlık yuva hazırladım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Aynı yere şekilde 2 2 2 ve 2 bu şekilde trabzan yaptım 7 tane zincir çekiyorum buraya ilk sık iğnemin içine girip kapattım Hemen dönmeden önce bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yaparsanız çok güzel duruyor arkadaşlar. Bakın. Dibine bir sık iğne. Hiç zincir çekmiyorum. Zincir çekmeden direkt şöyle sık iğnemi yapıyorum bak. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 6 bu ve 7 şimdi bunu da direkt yuvanın içine sıkığıyla ile geçişimi yaptım şöyle 1 2 3 zincir 2 defa tığımı doluyorum yuvanın içine girdim şöyle 2 2 ve 2 3 zincir seviyesinde şöyle 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım 4 zincir kapatıyorum buraya bakın bir tane komik şöyle 1 2 ve 3 zincir kapattım 1 2 3 zincir bakın bundan buraya 3 tane yapacağım şimdi iki defa attığımı doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 1 2 3 4 zincir kapattım buraya minik bir tomurcuk yaptım şimdi 3 zincir çekiyorum yuvanın içine girdim kapattım 3 zincir çekiyorum şöyle iki defa tığımı doladım 2 2 ve 2 şimdi 4 zincir 1 2 3 Yuvanın içine girip buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bakın diğer yuvaya da bu şekilde sık iğne ile geçişimi yaptım. Bu 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane 7 zincirime sık iğne yapıp Şöyle mavi yuvada da bir tane sık iğne yapıp koparıyor bakın bu şekilde. Şöyle kalıp gibi bir lalemiz oldu. İpimiz de gayet inceymiş arkadaşlar bu mavi çok hoş durdu. Böyle incecikmiş ip. Hemen şu ipleri bir yakıp temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde bakın karşıdan şöyle rengarenk görünüşü çok hoş bir görünüşü oldu şöyle hepsine birden tüm renklerime renkler de gayet güzel açtı inşallah arkadaşlar bu şekilde renklerden yaptım siz tabi istediğiniz böyle kırmızılar morlar hangi rengi seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz modelimiz bu şekilde şöyle sizlerle yaptığımız yeşil ve saksı e, saks mavisi koyu mavisi mavinin üzerine güzel açtığını düşünüyorum bu şekilde şöyle pembe ile de canlılık sarıyla da canlılık verdim Evet modelim bu şekilde bakın arkadaşlar Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim şöyle emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın Çünkü videolarım devamı sizlerin beğeni ve yorumlarınızla ön plana çıkıyor arkadaşlar o yüzden şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve şöyle bir de sallantılı haline bakın isterim. Evet. Tüm renklerimiz bu şekilde sığdırmaya çalışıyorum. Şöyle karşıdan. Evet arkadaşlar şöyle bir de tülbentimin üzerinde ışık yansıması olarak bir bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.